Şu anda Villa Grimaldi'deyiz. Burası Pinochet'in gizli istihbarat örgütü DINA'nın en önemli merkeziydi. 13 Ocak 1975'te buraya getirildiğimde bir hafta boyunca arkamda gördüğünüz hücrede kapalı tutuldum. Hücrenin yüksekliği 1.80, genişliği ise 1.5 metreydi. İnsanları beşer kişilik gruplar halinde hücreye atıp haftalarca tutuyorlardı. Buraya yaklaşık 5.000 kişi getirildi. Çoğu dayak, elektroşok ve psikolojik olmak üzere işkenceye maruz kaldı. Yaklaşık 235 kişi de ortadan kayboldu. Burada bulunan 11 metre yükseklikteki kulenin ilk katında bir su deposu vardı. İkinci ve üçüncü katları mahkumların konduğu kutu biçiminde hücreler, en üst katında ise muhafızların gözetleme kulesi vardı. Hafta sonları askerler ailelerini getirip buradaki yüzme havuzunun etrafında piknik yapıyorlardı. Villa Grimaldi'de yaşananlar insanoğlunun başına gelebilecek en trajik olaylardan biridir. Şili o dönemde çok karanlık günler yaşadı. Merhaba, hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada bu kez Güney Amerika ülkelerinden Şili'de karşınızdayız. Şili, iki kutuplu dünyada soğuk savaşın devam ettiği 1970'li yıllarda kanlı bir darbeye sahne oldu. Seçimle iş başına gelen Marksist Devlet Başkanı Salvador Allende, Pinochet'in düzenlediği darbeyle devrilince arkamda gördüğünüz sarayda intihar etti. Peki darbenin arkasındaki asıl gerçek neydi? Amerika'nın Kondor operasyonu neyi hedefliyordu? Pinochet döneminde neler oldu? Ölüm kervanları ne yapıyordu? Bugün demokratik sistemle yönetilen Şili, geçmişteki karanlık dönemle hesaplaşmayı başarabilecek mi? Ev hapsindeki Pinochet yargılanacak mı? Kayıp insanlar sorunu nasıl çözülecek? İşte bu sorulara cevap bulmak için Şili'deyiz. Programımıza başkent Santiago'da darbe sırasında bombalanan La Moneda Sarayı'ndan başlayıp bugünkü devlet başkanından muhaliflere, sanatçısından din adamına, kayıp yakınlarından akademisyenine, dünü, bugünü, kısacası Şili'de olup bitenleri sorup öğrendiklerimizi sizinle paylaşacağız. Şili, yani dünyanın bittiği topraklar. Güney Amerika'nın güneydoğu kıyılarında Pasifik Okyanusu ve Ant Dağları arasında sıkışmış bir şerit gibi uzanan, İnkalardan Kızılderililere, İspanyollardan Alman ve İngilizlere kadar farklı kültürlerin, ormanların, göllerin, dağların, ıssız çöllerin ve Patagonya buzullarının ülkesi Şili. Latin Amerika olarak da bilinen bölgede doğal zenginliklere sahip Şili'nin geçmişi, iç çatışmaların ve darbelerin bıraktığı derin izlerle dolu. Tıpkı Arjantin, Bolivya, Peru, Brezilya, Paraguay, Kolombiya ve Uruguay gibi. Bir tarafında Amerika'nın, diğer tarafında Sovyetler Birliği'nin yer aldığı iki kutuplu dünyada, yani komünist sistemle kapitalist sistem arasındaki çatışmanın bazı bölgelerde sıcak, bazı bölgelerde ise soğuk savaşa dönüştüğü dönemden Şili'de ağır bedeller ödeyerek çıkan bir ülke. 1959'da Fidel Castro ve Che Guevara'nın Küba'da gerçekleştirdiği sosyalist devrim zaten Amerika'yı yeterince rahatsız ediyordu. Bir de arka bahçesindeki Latin Amerika'da Sovyet destekli sosyalist rejimlerin yerleşmesine göz yumması mümkün değildi. Amerika'nın buradaki çıkarı neydi? Onun amacı neydi? O dönemde dünya Rusya ile Kuzey Amerika arasında ikiye bölünmüştü. Amerika, Latin Amerika'daki sosyalist rejimlere karşıydı. Küba'yı zaten kaybetmişti. Dolayısıyla diğerlerini kaybetmeyi göze alamazdı. Bunun için Orta Amerika, Brezilya, Arjantin ve Şili'deki darbelere destek verdi. Bu dünyanın paylaşma mücadelesiydi.
Hristiyan Demokrat Parti hükümetinin Amerika ile ilişkilerini geliştirirken uyguladığı politikaların ülkeyi ekonomik krize götürmesi, orta sınıf dahil toplumun önemli bir kesimini sefaletin eşiğine getirdi. İşte bu gelişmeler Salvador Allende'nin 1970'te yapılan seçimleri kazanmasıyla sonuçlandı. Bu aynı zamanda Allende'ye dünyada seçimle iş başına gelen ilk sosyalist devlet başkanı unvanını da veriyordu. Sosyalist iktidarın mutlak çoğunluğu temsil etmediğine dair muhalefetin sesi yükseldikçe Sovyet müttefiki Fidel Castro Allende'nin en büyük destekçisi olarak öne çıkıyordu. Pinochet'in darbe yapmasına gerekçe neydi? Allende ancak %34-36'lık bir oy çoğunluğuyla seçildi. Bu sonuç aslında Şili toplumunun çoğunluğunun kabul edilmediği bir projeyi uygulamaya koymaktı. Onun kafasındaki proje ülkemizi tam bir kaosa ve mutlak bir yıkıma götürecek radikal nitelikteydi. Temel gıda maddelerinin bile dışarıdan alınması enflasyonu körüklüyordu. Hükümet kısa sürede Marksist-Leninist totaliter bir çizgide yerini aldı. Toplumdaki muhalif kutuplar arasında uçurumlar büyüdükçe iç savaş tehlikesi artıyordu. Bu durum halkta ordunun müdahale etme isteğini artırdı. Allende önce kamulaştırma ve toprak reformuyla işe başladı. Bu uygulama belki taraftarlarını memnun ediyordu ancak orta ve üst gelir sınıfını fazlasıyla rahatsız ediyordu. Sıra zengin maden yataklarını kamulaştırmaya gelince ortalık karıştı. Allende'nin çizgisi ekonominin asıl sebeplerini rahatsız edecek ve tepki göstermelerine neden olacak derecede radikaldi. Şili'yi kökten değiştirecek radikal planlar benimsemişti. En önemli gelişme bakır sanayisinde yaşandı. Bakır şirketlerinin %51'i Amerikan şirketlerindeydi. Ancak çıkarılan bir yasa ile millileştirildi. Amerika'da Nixon hükümeti göreve geldiğinde Şili'nin ekonomisinin kıskaca alınması için sermaye sahipleriyle toplantılar yaptı. Bu arada Amerika şirketleri açtıkları tazminat davalarını kazanmaya başladılar. Allende ise tazminat ödenmeyeceğini açıkladı. Millileştirme sırası Şili'de bir tekel durumunda olan ITT'ye gelince durum değişti. ITT yönetimi bakır şirketleriyle birleşerek ekonomide istikrarsızlık yaratma kararı aldı. Şili'ye verilen krediler kesildi. Allende politikanın içinden gelen tecrübeli bir siyaset adamıydı ama icraatları ülke gerçeğini yansıtmıyordu. Allende'ye karşı yapılan darbenin amacı neydi? Neyi değiştirdi Şili'de? Devlet başkanı Allende iktidarının sona ermesinin iki nedeni vardı. Birincisi, demokratik yapıları koruyarak ekonomide değişiklik yapmak istemesiydi. Ancak hükümet koalisyonu içinde birçok güç, değişimin hızlandırılması için şartları zorlayıp acele etti. Böyle olunca ekonominin kötüye gidişine çözüm üretilemedi. Başarısız ekonomi sadece zengin sınıfta değil, özellikle Santiago gibi büyük şehirlerde yaşayan orta sınıfta da büyük bir memnuniyetsizlik yarattı. İkinci neden ise ideolojik kutuplaşmanın son derece belirgin hale gelmesiydi. Şili toplumunu ikiye böldü. Fidel Castro'nun Şili'ye gelip uzun süre kalması, Allende ile başkanlık sarayı La Moneda'nın balkonundan halka ateşli konuşmalar yapması gittikçe Amerika'nın sabrını taşırıyordu. Şili'deki bu gelişmeler aynı zamanda diğer bölgelerdeki ülkeleri ve dolayısıyla iki süper gücü yakından ilgilendiriyordu. Amerika'nın burnunun dibinde Küba'dan sonra Şili ve diğer komşu ülkelerde hızla yayılan Sovyet destekli sosyalist rejimler, Sovyetlerin burnunun dibinde ise hızla çoğalan Amerika yanlısı askeri rejimler. Amerika ve Avrupa demokrasi, politik örgütler ve pazar ekonomisini savunurken Sovyetler siyasette tek parti ve ekonomide merkeziyetçiliği savunuyordu. Bu bakımdan 70'li yıllar iki farklı sistemin çatıştığı bir dönemdi. Amerika, Şili gibi dünyanın birçok ülkesinde komünist bir sistemi önlemek için etki alanı kurdu. Latin Amerika ve Asya'da tekrar güç sahibi olmak istiyordu. Bu amaçla Şili'de de siyaseti etkiledi. Tabii ki Sovyetler Birliği de Küba ve diğer ülkeleri etkisi altına aldı.
Amerika, Latin Amerika'daki sosyalist rejimlere karşı planladığı Kondor yani Akbaba operasyonunu ilk olarak Şili'de yürürlüğe koydu. Amaç, kendisine karşı tehlike gördüğü rejimleri o ülkelerdeki muhalefet ve orduyla işbirliğine girip devirmekti. Nitekim öyle oldu. O dönemde bir Kondor operasyonu vardı. Neydi bu? Es una operación. Özellikle Güney Amerika'da Arjantin, Uruguay, Brezilya, Şili ve Kolombiya gibi ülkelerde aşırı sol gruplar hükümetlere karşı savaşıyordu. İşte bu soğuk savaş döneminde farklı ülkelerde faaliyet gösteren aşırı uçtaki gruplarla başa çıkabilmek için o ülkelerin istihbarat birimleri arasında yapılan bir çalışmaydı. Tabii ki bu mücadelede küçük bir azınlığın hakları göz ardı edildi. Bu sadece bilgi paylaşımı değil, adam öldürme, kayıplar, siyasi infazlar, işkence ve yüz binlerce kurbanın ortaya çıkmasına neden olan uygulamalarla da ilgiliydi. Şili eski güvenlik servisi başkanı Manuel Contreras, Kondor operasyonu nedeniyle hapiste. Geçmişin aksine bugün deneyimlerimizi ve görüşlerimizi yakın tarihimizin trajik mirasından uzaklaşmak üzere demokrasi ve insan haklarını güçlendirmek için paylaşıyoruz. Pasifik Okyanusu'na 4329 kilometre uzunluğunda sahili bulunan ve zengin doğal kaynaklara sahip Şili, aynı zamanda farklı kültürlerin buluştuğu bir mozaik. Bugün 13 milyon insanın yaşadığı ülkede nüfusun %70'ini İspanyol göçmenlerle yerli Kızılderililerin evlenmesiyle oluşan Melezler, %25'ini İspanyollar, %5'ini ise yerliler teşkil ediyor. Şili'nin güney, kuzey ve orta kesimlerinde görülen farklı iklim yapısı buradaki halkın yaşam biçimini de etkilemiş. Büyük şehirlerdeki mimari yapıların yanı sıra ülkenin hemen her bölgesinde birbirinden güzel evler ve kiliseler göz kamaştırıyor. İnsan doğanın bunca cömert davrandığı bu coğrafyadaki güzellikleri görünce geçmişte olup bitenlere bir türlü inanmak istemiyor. Allende'nin 3 yıllık iktidarında Şili, gerek yönetim yanlışlıkları, gerekse iç ve dış etkenler yüzünden bir kaosa sürüklendi. Daha önce Hristiyan Demokratların hükümeti dönemindeki kötü ekonominin siyasette güçlendirdiği sosyalist Allende, bu kez kendisi tarafından kötü yönetilen ekonominin yarattığı kıskacın içinde çırpınıyordu. Dünyanın bir numaralı bakır üreticisi Şili sıkıntı içindeydi. Ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan balıkçılık bile en kötü dönemini yaşıyordu. Ülke geneline yayılan krizin sebep olduğu boşluk yüzünden balık ihracatı durma noktasına gelmişti. Binlerce balıkçı kötü gidişatın içinde eridiklerinden şikayetçiydi. Tıpkı diğer üreticiler gibi. Topraklarının dörtte biri ormanlarla kaplı Şili'de, büyük tarım arazilerinde ve çiftliklerde huzursuzluk vardı. Toplumun sosyal dengesi bozuldukça muhalefet güçleniyordu. Şili'de artık yokluk dönemi başlamıştı. Tahıl, sebze ve meyvenin bol yetiştiği, kısacası bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Şili'nin her köşesinde kuyruklar uzadıkça uzuyordu. Halkın temel gıda maddeleri başta olmak üzere her şey kara borsaya düşmüştü. Enflasyon yüzde binlere çıkmıştı. Kadınlar hemen her gün sokaklarda ellerinde boş tencerelerle hükümeti protesto ediyordu. Birçok işletme ve arazi devletleştirildi. Allende aynı zamanda söz vermediği şeyleri de gerçekleştirdi. Örneğin Şili'de aşırı yüksek bir enflasyon yarattı. Yokluk her geçen gün artıyordu. Halkın ne yiyebileceği ekmeği ne de içebilecek sütü vardı. Bu yüzden halkın çoğu hükümetten memnun değildi. Çünkü insanların cebinde hayatlarını rahat sürdürmek için öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak kadar parası yoktu. İşte bu yüzden 1973'ün Eylül ayında ülke tamamen bir batağa saplandı ve ordu müdahale etti. Sanayiciler, dükkan sahipleri ve tüccarların başlattıkları hükümet aleyhtarı gösterileri kamyoncuların grevi takip ediyordu.
Muhalefet ile Allende'yi korumakla görevli silahlı sivil güçler arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyordu. Çünkü sermayenin başını çektiği grevler, sol kesimin resmi daireleri, fabrikaları ve çiftlikleri ele geçirip yöneticilerini ve sahiplerini kovmasıyla cevap buluyordu. Böylece devlet içinde başka bir devlet, başka bir yönetim biçimi doğuyordu. Allende ne yaptı da kendisine karşı bir darbe düzenlendi? Yani darbeyi hazırlayan sebepler nelerdi? El presidente Salvador Allende... Allende'nin hataları ve adaletsizlikleri de oldu. Örneğin küçük toprak sahiplerinin toprakları da ellerinden alındı. Bütün bunlar gerginliğin artmasına neden oldu. Bu durumda Allende hükümeti için yapılacak tek şey kalmıştı. Bu, kanunları parlamentodan geçirmek ve kabul edilecek çoğunluğu sağlamaktı. Ancak Allende yeterli desteği alamadı. Bu gidişatın bir askeri darbeye davetiye çıkardığının herkes gibi Allende de farkındaydı. Allende, 29 Haziran 1973'te bir tank birliğinin başlattığı darbe girişimini ucuz atlatmıştı. Ama iki ay sonraki kanlı darbenin bedeli ağır oldu. Allende tarafından ordunun başına getirilen General Pinochet, yönetime el koymak üzere harekete geçti. Pinochet'in iktidarı ele geçirmesi için mutlaka Allende'nin öldürülmesi mi gerekiyordu ya da sarayın bombalanması mı gerekiyordu? Yani kanlı olması şart mıydı? Allende istifa ederek iktidarı bırakmak istemediğini açıklamıştı. Özellikle Santiago şehir merkezinde birçok insan şiddet olaylarında hayatlarını kaybediyordu. İnsanların ceplerinde paraları yoktu. Bence halkın büyük çoğunluğu da Allende hükümetinin sona ermesini istiyordu. Tabii ki kimse diktatörlük istemedi. Kimse caddelerde ölü insanları görmek istemedi. Fakat durum çok zordu. Şili'de o dönemde neredeyse ufak çaplı bir iç savaşın eşiğindeydik. Maalesef bütün bunlara rağmen Allende istifa etseydi askeri müdahale söz konusu olmazdı. 11 Eylül sabahı günün ilk ışıkları başkente yansıdığında sokaklarda sadece tanklar vardı. Halen Santiago'nun en güzel yapıtlarından biri olan La Moneda Sarayı'ndaysa endişe dolu sessiz bir bekleyiş. Nöbet değişim törenleri, halk tarafından her zaman ilgiyle izlenen askerler, o gün tank desteğinde başkanlık sarayı La Moneda'yı ablukaya alıyorlardı. İçeride bulunan Allende, balkona çıkıp gelişmeleri izlediği sırada, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının sarayın üzerindeki alçak uçuşlarıyla karşılaştı. Pinochet'in istifa edip teslim olması için Allende'ye tanıdığı 15 dakikalık süre daha dolmadan La Moneda uçakların bombardımanına hedef oldu. Pinochet'in en yakınındaki isim olan ve darbeye katılan General Garin'e göre sarayın bombalanması aynı zamanda Allende taraftarlarına bir gözdağıydı. Bize 1973 11 Eylül gününü yani darbe gününü anlatır mısınız? Bueno, el año 73... Hükümet tamamen kontrol dışına çıkmıştı. Sokaklarda insanlar birbirleriyle çatışıyordu. Ben Santiago'nun Providencia ve Las Condes bölgesini kontrol altına almakla görevliydim. 11 Eylül sabahı komutanın bana verdiği bilgiyle darbe yapacağımızı öğrendik. Ordu müdahale edince çatışma çıktı. Çünkü başkanlık dönemi boyunca Allende son derece aşırı uçlarda militan grupları çevresinde toplamıştı. Küba ve başka ülkelerden gelen silahlı gruplar Şili'nin çeşitli bölgelerine yerleştirilmişti. Askerlerle bu silahlı gruplar arasında çatışmalar oldu. Ellerinde daha önce görmediğimiz Sovyet malı AK-47 ve Kalaşnikov gibi silahlar vardı. Başkanlık sarayını bu gruplar koruyordu. Fazla kayıp verilmemesi için başkanlık sarayına saldırmak ve bombalamak zorundaydık. Allende'ye zarar verme niyetimiz yoktu. Hatta ona, ailesi ve yakınlarıyla Şili'den ayrılması için bir uçak bile tahsis edilmişti.
Küba ve Sovyetlerin yardım çağrılarını kabul etmeyen Sosyalist Devlet Başkanı 65 yaşındaki Salvador Allende, sarayın tepesindeki Şili bayrağı bombaların etkisiyle alev alıp yere düştüğü sırada yakın arkadaşı Fidel Castro'nun kendisine hediye ettiği tabancayla makamında intihar etti. Böylece farklı fikirlerde olmalarına rağmen bir zamanlar Allende'nin ve Castro'nun yakından tanıdığı isim General Pinochet ülke yönetimini ele geçirmiş oldu. Pinochet ve Allende'yi karşılaştırırsak nasıl anlatırsınız bu iki ismi? Allende ile Pinochet siyah ve beyaz kadar birbirinden farklıydı. Allende sosyalist bir siyasetçiydi. Aynı fikirleri savunmasam da siyasetçi olarak saygı duyulan bir kişilikti. Latin Amerika'daki sosyalist politikalar için bir model olan Küba'dan esinlendi ve yoksullara daha fazla güç vermek istedi. Pinochet ise askerdi. Hiçbir zaman siyasi bir oluşum içinde bulunmadı. Allende tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Bir generalin olması gerektiği gibi pragmatik birisiydi. Hükümetin başına geçince korku ve silahların gölgesinde bir diktatörlük rejimi kurdu. Ekonomik olarak ise sağ kesime yaklaştı. Allende, sosyalizm, demokrasi, çoğulculuk ve özgürlük konusundaki deneyimleri bakımından eşsizdi. Seçilerek iş başına gelmişti. 33 yıl parlamento üyeliği yapmış, 4 kez devlet başkanlığına aday olmakla siyasi temsil yeteneğini geliştiren biriydi. Ama demokratik vaatler konusunda partisiyle arasında çelişkiler vardı. Pinochet ise tamamen farklı bir hikaye. Başkomutan olarak göreve gelmişti ama kısa sürede tüm siyasi gücü kendi üzerine topladı. Bu yüzden de bugün hala siyasi platformda dikkate alınıyor. Brezilya ve Arjantin'den farklı olarak Pinochet'in uyguladığı kişisel bir diktatörlüktü. Tabii ki Pinochet güçlü bir kişilikti. Onun ideolojisi sadece güçtü. Güçlü bir diktatör olabilme arzusu hep vardı. Böyle bakıldığında tabii ki iki ayrı karakter çıkıyor ortaya. Şili tarihinde artık yeni bir sayfa açılmıştı. Amerika'nın desteğiyle yönetime el koyan Pinochet, ekonomik sistemin değiştirilmesi ve muhaliflerin tutuklanması için emirler verirken, aynı zamanda ülke genelindeki insan avını da başlatmış oluyordu. Artık Şili'nin her yerinde ölüm kervanları dolaşıyordu. Peki konvoylar halinde yollara düşüp rejimin kara listesindekileri toplayan bu ölüm kervanları neydi? Kimlerden oluşuyordu? Ölüm kervanları vardı. Bunlar ne yapıyordu? Neden ölüm kervanları? Pinochet askerlere emir vererek ülkenin her yerindeki muhalifleri toplamak için nasıl bir yöntem izleneceğine dair bir komisyon kurulmasını istedi. Bu komisyon üst düzeyde general olan Sergio Nyorensak tarafından kurulmuştu. Aslında kervan diye bir şey yok. Ancak insanlar bunu komisyon görevlilerinin askeri araçlarla seyahat etmesi nedeniyle böyle ifade ediyor. Yüce Mahkeme ülkede bir savaş hali olduğuna karar vermişti. Sıkı yönetim ilan edilerek askeri mahkemeler kuruldu. Pinochet'in kurduğu bu komitenin görevi ise ülkenin her yanını dağılarak bu yargı sürecini hızlandırmaktı. Bunun sonucunda bazı yasal olmayan infazlar da gerçekleştirildi. Tabii bu istenenin dışında bir şeydi. Ülkenin çeşitli eyaletlerine giden bir grup askere ölüm kervanı dendi. Birçok kişi bu kervanlar tarafından öldürüldü. Buradaki asıl sorun, bu kişiler infazları kendileri mi gerçekleştirdi yoksa emir mi verdi? Allende hükümetinde çeşitli sorumlulukları olan kişilerin çoğu hiçbir mahkemede yargıç önüne çıkarılmadan basitçe vuruldu. Ölüm kervanları yargılanmak ve sorumluların tespit edilmesi açısından hala tartışmalı bir konu. İşte bu süreç 17 yıl devam edecek olan junta döneminin başlangıcı olurken aynı zamanda diğer Latin Amerika ülkelerinde peş peşe gelen askeri darbelerin de öncüsü oldu. Tıpkı bir deprem gibi. Nüfusun üçte birinin yaşadığı ve bir Avrupa şehri görünümündeki Santiago her köşesinde korku rüzgarlarının estiği bir yere dönüştü.
Bir zamanlar sanatçıların hünerlerini sergilediği, cıvıl cıvıl kalabalığın dolaştığı Santiago sokaklarında müziğin yerini silah ve çığlık sesleri, sanat gösterilerinin yerini de apar topar götürülen insanların görüntüleri aldı. Siz ailenizden kimi kaybettiniz? Erkek kardeşim 31 yaşındaki Dr. Carlos Lorca, Şili Kongresi'nde Maldiva Eyaleti Milletvekiliydi. 25 Haziran 1975'te ortadan kayboldu. En son şehir merkezindeki bir çamaşırhanenin önünde görülmüş. Ben o dönemde Arjantin'de sürgündeydim. Kardeşimin tutuklandığını telefonda babamdan öğrendim. Bir daha bulunamadı. Darbe sırasında askerlerin baskın düzenleyerek yüzlerce Allende taraftarını alıp götürdüğü Santiago'nun en yoksul kenar mahallelerinde şimdi on binlerce kişi yine yoksulluk içinde yaşıyor. Gecekondulardan oluşan mahallelerin daracık toprak yollarında pis sular açıktan akıyor. Burada yaşayanların kullandığı en yaygın ulaşım aracı at arabaları. Şili demokrasiye geçtikten sonra önemli gelişmeler kaydetmiş ama aradan geçen 15 yıla rağmen bu insanların kaderinde bir değişiklik olmamış. O dönemde çok sayıda kişi tutuklandı ve birçoğu ortadan kaldırıldı. Ancak yaşım ilerledikçe yaşananların bu kadar insanı etkileyen nasıl bir büyük felaket olduğunu fark ettim. Her şeye rağmen hayata devam etmek zorundayız. Gözaltılar çoğaldıkça bu kez yer sıkıntısı çekiliyordu. Gözleri bağlı halde getirilen erkekler, kadınlar ve üniversite öğrencilerinden oluşan binlerce kişi şehrin göbeğindeki stadyuma dolduruldu. Hepsi de siyasi tutukluydu. Pinochet yanlarına göre ise bunların çoğu Allende'nin isteğiyle oluşturulmuş silahlı sivil gücün elemanlarıydı. Bir zamanlar futbol izleyicilerinin doldurduğu Santiago Ulusal Stadyumu'nun tribünleri bu kez birçoğunun sonradan hayatını kaybedeceği rejim karşıtlarıyla doluyordu. Haftalarca süren sorgulamalar sonucunda kimi tutuklular başka hapishanelere sevk edilirken kimileri ise gördükleri işkencelere dayanamayarak orada yaşama veda etti. Santiago'daki stadyum Şililer için çok önemli bir semboldü. Çünkü Şili insanı da Türkler gibi futbolu seven bir millet. 1962 yılındaki Dünya Futbol Şampiyonası'nda 3. sırada yer aldı. Ancak askeri rejimin ilk günlerinde burası Pinochet muhaliflerinin konulduğu bir merkez haline geldi. Uluslararası Kızıl Haç yetkililerine tutuklamaların şeffaf şekilde yapıldığını göstermek istediler. Ancak sahada ve tribünlerde her şey normal gözükürken stadyumun altındaki odalarda birçok insana işkence yapıldı ve öldürüldü. Sağ kalanlar askeri mahkemeye çıkarıldı. Bazıları Şili'nin çeşitli yerlerindeki toplama kamplarına ve hapishanelerine gönderildi. Ulusal stadyumda diğer yerler gibi insanları başka yerlere nakletmek için kullandığımız bir yerdi. Buradaki insanlar da diğer merkezlerde toplanan insanlar gibi bir süreçten geçti. Bu süreç birçok insanın ölümüne sebep oldu. Tabii ki bu dönemde ordu güçleri tarafından işlenmiş bazı amaç dışı suçlar olabilir. Gerek düşman, gerekse silahlı kuvvetlerimiz tarafından yaklaşık 3000 kişi öldürüldü. O yıllarda yaşananların konu edildiği Machuca filminde de anlatıldığı gibi toplumun önemli bir kesimi ne Allende döneminde ne de Pinochet döneminde mutlu olabildi. İlk defa böyle bir film yapıldı. Bu nedenle insanlarda heyecan, duygulanma ve aynı zamanda tartışma da yarattı. Film, Allende hükümetinde yer alanların o dönemde yaptıklarıyla ilgili olarak kendi kendilerini eleştirmelerine yol açtı.
Aynı şey Pinochet yanları için de geçerli. Yani herkes kendi geçmişini bu filmle değerlendirdi. Şili tarihi boyunca hemen her dönemde toplum üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Katolik Kilisesi'nin çabaları bile olup bitenleri engellemeye yetmiyordu. Ordu yönetimi el koyduktan sonra tutuklanan kişiler için çalışmaya başladık. Hapishanelere gittik. Tutukluların sağ ya da sol taraftan olmaları önemli değildi. İnsanlar işkenceye uğradıklarında yardım ettik. Onları korumamız altına almaya çalıştık. İlk amacımız Pinochet'e ya da rejimine karşı çıkmak değil, önemli ve etik bir davranış olan yaşam ve özgürlük yanlısı olmaktı. Bunun üzerine tutukluların hukuki savunmalarını üstlenmek ve aynı zamanda insanlar arasındaki dayanışmayı sağlamak üzere Başpiskopos tarafından kurulan Isaria de la Solidaridad gibi örgütler oluşturduk. Tutuklananların bazıları Santiago'nun kenar semtlerinden Peñalolén'de bulunan Villa Grimaldi'ye götürüldü. Şimdi bir barış parkı haline getirilen Villa Grimaldi, junta döneminde en ağır işkencelerin yapıldığı ve binden fazla insanın hayatını kaybettiği istihbarat servisi DINA'nın merkezi olarak tarihteki yerini alıyor. İşkencelerden kurtulanların birçoğu şimdi o günlere dair yaşadıklarını ve tanıklıklarını elde ettikleri belgelerle gelecek kuşaklara aktarmak ve kaybolan insanların akıbetinin belli olması için çaba harcıyor. Bunlardan biri de henüz 20'li yaşlarında bir üniversite öğrencisiyken tutuklanıp Villa Grimaldi'ye getirilen ve uzun süre hücrede kalan Rodrigo Del Villar. Burada 1974 ve 1978 yılları arasında Pinochet'in süper polisleri olan DINA, insanları ülkenin belirli yerlerine toplayarak işkenceler yaptı. Bu işkencelerin çoğu, belki de ülkenin en sembolik yeri olan burada gerçekleşti. Burada çok acımasız ve korkunç şeyler yaşandı. Elektrikli işkenceye uğradım. Ayrıca üniversiteden ve orada üyesi olduğum siyasi örgütten birçok arkadaşımı da burada gördüm. İhtilalin ilk günlerinde evimize birçok kez gelip babam Victor Diego Lopez'i aramışlardı. Gizli istihbarat birimi DINA tarafından yakalanmadan önce 32 ay boyunca saklanmak zorunda kaldı. Sonradan öğrendiğimize göre arkamda gördüğünüz bu kulenin içinde korkunç işkenceler altında birkaç ay geçirdiğini, 1976'da onun gibi burada tutulan ama sağ kurtulmayı başaran kişilerden öğrendik. Aradan 20 yıl geçti ama babam hala kayıp. Askeri rejimin iktidarı kaybettiği 1988 referandumu öncesi, kanıt bırakmamak amacıyla bütün binalarını yıktığı Villa Grimaldi'de yakınlarını kaybedenler tarafından yaptırılan ve hatıra odası adı verilen küçük mekanda işkence görüp hayatını kaybedenlerin ya da kaybolanların eşyaları sergileniyor. Cam bölmeler içerisinde kiminin fotoğrafı, kiminin el yazısıyla yazdığı şiir ya da sevdiklerine gönderdiği mektup. Kiminin ise en sevdiği takısı ya da dinlediği şarkının plağı. Hepsi insan ve onlardan geriye kalan birkaç hatıra, yakınlarının yüreğinde ise bitmeyen acılar. Burası acı hatıralarla dolu. Sadece siyasi düşüncelerinden dolayı buraya kapatılmış ve işkence gördükten sonra hayatını kaybetmiş insanların hatıralarıyla dolu. Pinochet'in 17 yıl süren dikta dönemi belki ekonomideki çöküşü bir anlamda frenledi ama siyasi çöküşü hızlandırdığı gerçeğini de unutmamak gerek. Toplumun fakir kesimi için şimdi de olduğu gibi durum hiç değişmedi. Yaşam yokluk ve yoksulluk içinde devam etti. Gösterilere alışık Şili sokakları bu kez yoksul halkın, kötü muamele görenlerin ve kayıp ailelerinin eylemleriyle dolup taştı. Pinochet, içte ve dıştaki tepkilerin büyümesi üzerine 1988'de serbest seçimlerin yapılması konusunda referanduma giderken bu kararın aynı zamanda iktidarının da sonu olacağını herhalde hesaba katmadı. 1988
1988 yılına gelindiğinde Pinochet'e karşı yapılan protestolar artmıştı. Şili'deki yoksul kesim artık diktatörlük istemiyordu. Bu yüzden Pinochet bu kez halkın oyuyla ve desteğiyle bir diktatörlüğü güçlendirmek istedi. 1988'deki referandumu kazanacağını düşünüyordu. Referandum sonucunda demokrasi çıkınca kapatılan partiler yeniden siyaset sahnesine döndü. Hristiyan Demokrat Parti'nin adayı Patricia Aylwin devlet başkanı seçildi. Şili böylece tarihinde yepyeni bir sayfa daha açıyordu. Yani bir anlamda tarih tekerrür ediyordu. Seçimleri kaybetmesine rağmen ordu komutanı olarak bir süre daha görevde kalması Pinochet'i geçmişinden kurtaramadı. 1990'da emekli olan Pinochet, rejim muhaliflerine işkence yaptırmak, kayıplar ve daha birçok insan hakları ihlaliyle suçlandı. O dönemle ilgili soruşturmalar genişledikçe yeni toplu mezarlar ortaya çıktı. Well, in 1978 yılında halktan bazı kişiler gelip insanların gömülü olduğu yerlerle ilgili bilgi verdiler. Bu yerlerden biri de Santiago'ya 35 dakika uzaklıktaki Lornken köyündeydi. Bir mağarada toprağa kazıdığımızda kemikler bulduk. Bunun üzerine ünlü avukatlardan, gazetecilerden ve psikoposlardan oluşturduğumuz bir grupla tekrar gittik. Toprağı daha derin kazdıkça korkunç gerçekle karşılaştık. Yüzlerce insanın kemikleri çıkıyordu. Bunları yüce mahkemeye açıkladık. Bu olay mahkemenin özel yargıç atadığı ilk dava oldu. Efendim, Şili'de 17 yıl süren askeri rejimin toplum üzerine bıraktığı önemli izler var. Bunlar bugün de hala devam ediyor. Mesela kayıp olan insanlar, işkence görenler ve o dönemin sorumluları var. Mesela Pinochet. Bunların yargılama süreci nasıl gidiyor? Geçmişte Şili'de neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. O dönemde çok acı verici tecrübeler yaşandı. İlk olarak eski devlet başkanı Alvin sadece kayıpları araştırmak için bir komisyon kurmuştu. Ben de siyasi mahkumları, işkenceyi ve bunun gibi konuları araştırmak üzere bir başka komisyon kurdum. Geçmişte neler olduğunu bilmeden bir gelecek kurmanın çok zor olduğuna karar verdik. Şimdi biliyoruz. Böylece birçok sorunu çözebileceğiz. Mahkemeler kendilerinden bekleneni yapıyor. İşledikleri suçlar nedeniyle bugün birçok kişi, örneğin gizli polis şefi ve diğerleri hapiste. Şimdi o olayların tekrar yaşanmaması için ne yapmamız gerektiğini bulmalıyız. Şili'deki bütün kurumlar bu olaylar bir daha asla yaşanmasın diye düşünüyor. Bu gelecek için çok önemli bir karar. Pinochet'in daha iktidardayken özel bir yasayla kendisine ve arkadaşlarına sağladığı dokunulmazlık zırhı, tedavi için gittiği Londra'da tutuklanmasını engelleyemedi. Bir yılı aşkın süre göz hapsinde tutuklu kaldıktan sonra ülkesine iade edilen Pinochet, bugün 90 yaşında ve bu kez Santiago'daki evinde göz hapsinde. Kimine göre o bir diktatör ve işlediği suçlardan dolayı yargılanmalı. Kimine göre ise ülkeyi bir iç savaştan kurtarıp ekonomiyi düzelten ve Şili'nin bugünkü duruma gelmesinde emeği olan bir devlet adamı. Neden yargılamak istiyorlar sizce? Bu konu son derece karışık. Her iki taraftan da bazı istenmeyen hatalar yapılmış olabilir. Pinochet'e 5 korumasının öldürüldüğü bir saldırıya uğradı. Ancak yeni başlayan sürecin bazı politik amaçları var. Çünkü şu anda hükümet sosyalistlerin elinde. Bugünkü hükümette bulunan birçok kişi Allende hükümetinde de görev almıştı. Tarih tekerrür ediyor. Ancak Pinochet'in bir iç savaşı önleyip bütün bu kurumları yeniden kurduğunu ve sadece ekonomiyi değil, Şili'nin hayatını bütün yönleriyle düzene soktuğunu da unutmamak gerek. Pinochet'in gerçekte ne olduğuna tarih karar verecek ama yakın zamanda Amerika'daki bankalarda 125 ayrı hesapta 13 milyon doların ortaya çıkması yeni soruları akla getiriyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen Pinochet henüz mahkeme önüne çıkartılmadı. Avukatları çok yaşlı ve sağlığının bozuk olduğunu gerekçe göstererek yargılanamayacağını savunuyor.
Kayıp insanların aileleri ve zarar görenlerse her şeyden onun sorumlu olduğunu söylüyor ve yargılanmasını istiyor. Size göre yargılanmamamız mı gerekiyor? Hukuka ve kanunlara göre Pinochet yargılanmamalı. Tabii ki politik davranışlarından dolayı sorumlu tutulabilir. Ama bu cezai suçlardan dolayı sorumlu değil. Yapılan bazı hatalardan dolayı tabii ki yargılanmamalıdır. Bu suçları işleyenler yargılanmalı ve bunlar o dönemin hükümetiyle ilişkilendirilmemeli. İşkence ve kötü muamele gibi o döneme ait açılan davalarla ilgili alınmış 555 karar var. Ancak Şili'deki yargı sistemi son derece yavaş ve karmaşık. Geleneksel metotlarla her bir aşamaya bir öncekinden sonuç alınarak adım adım geçiliyor. Diğer bir etken ise askeri rejim dönemindeki yetkililerin yargılanmasını sağlayacak yeterli kanıtın bulunmaması. Bugüne gelince, Sosyalist Parti'nin iktidarda olduğu Şili'de serbest piyasa ekonomisi başarıyla devam ediyor. Uluslararası kuruluşlar Şili'yi sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan Latin Amerika'nın en istikrarlı ülkesi olarak tanımlıyor. Ancak işsizlik sorunu henüz çözülmüş değil. Buna rağmen Şili Brezilya'dan sonra en çok yabancı yatırım çeken ikinci ülke. Şili ekonomik açıdan dışa açılmayı büyük bir ölçüde tamamlamış. Tamamıyla serbest piyasa ekonomisi kurallarını benimsemiştir. Halen birçok uluslararası kuruluşlar Şili'yi sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan Latin Amerika'nın en istikrarlı ülkesi olarak tanımlamaktadırlar. Ve nitekim Şili Brezilya'dan sonra Latin Amerika'da, Güney Amerika'da en fazla yabancı yatırımı çeken ülke konumundadır. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları imzalamıştır. Ülkemizle de benzer bir anlaşma imzalanması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Geçmişte yaşadığı acı olayların izleri hala tazeliğini korusa da 15 yıllık demokrasinin nimetleri her alanda kendini gösteriyor. Şili halkı geçmişi unutmuyor. Şili geçmişinde büyük acılar yaşadı ama şimdi ekonomide ve sosyal yaşamda bir ilerleme kaydediyor. Bulunduğu bölge ülkelerine göre de ön sırada. Sizin döneminize rastlıyor. Bunu nasıl başardınız? Her şeyden önce daha demokratik bir sistem kurmak ve askeri yönetimden bize miras kalan anayasayı değiştirmek için bize yeterli gücü veren geniş bir siyasi koalisyonumuz var. Ayrıca global dünya ile bütünleşme ve bunu nasıl yapacağımız konusunda da ortak bir fikrimiz var. Bugün gayri safi milli hasılamızın %65-70'inden fazlasını ihracat ve ithalatımız oluşturuyor. Büyüme hızımıza ek olarak yoksul kesime yönelik barınma, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında sosyal politikalarımız var. Gelişme yolunda ancak bu şekilde ilerleyebiliriz. Üçüncü olarak çok büyük bir eğitim ve sağlık reformu gerçekleştirdik. Bunun yanında bir bilgi toplumu yaratmak için bilim ve teknolojiye çok büyük yatırımlar yapıldı. Geleceği görebilmek için geçmişin sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Şili halkı aynı zamanda geçmişe de takılıp kalmıyor. Allende'den sonra Şili'nin seçimle iş başına gelen ikinci sosyalist devlet başkanı olan Ricardo Lagos, muhalefet tarafından bile bir denge adamı olarak kabul ediliyor. Belki de Lagos'u geçmişteki sosyalist parti düşüncesinden ayıran sözleri onu toplumun her kesiminde sevilen bir devlet adamı yaptı. Lagos'a göre demokrasinin yıkılmasında kimse tamamen masum değil. Onu güç kullanarak rafa kaldıranlar kadar siyasette ve ekonomide hata yapanlar da sorumlu. Ben askeri rejim muhalifiydim. Diktatörlükten demokrasiye barış içinde geçme taraftarı olmamıza rağmen bazı nedenlerden dolayı 2 hafta hapiste yattım. Bana hiçbir şey olmadı. Ancak bazı Şililer çok acı çekti. Beni hapse atanlarla daha sonra karşılaştım. Ama bu tür şeyleri artık geçmişte bırakıp geleceğe bakmalıyız.
Şili, sahip olduğu doğal güzellikler sayesinde dünyada turistlerin en çok ilgi gösterdiği ülkelerin başında geliyor. Sanatın ve edebiyatın her dalında ünlü isimler yetiştiren bir ülke. Türkiye'de de çok iyi tanınan, dünyaca ünlü şair Pablo Neruda'nın Santiago ve Isla Negra'da bulunan evleri müzeye çevrilmiş. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Neruda, aynı zamanda Allende tarafından Paris Büyükelçiliği'ne atanan bir diplomat. Hemen her yabancının mutlaka evlerini ziyaret ettiği Pablo Neruda, aynı zamanda bir Nazım Hikmet hayranı olarak biliniyor. Kalabalık bir nüfusa sahip başkent Santiago, yeniden hareketli günleri yaşıyor. Ülkede kalkınma seferberliğine dair atılan her adım rahatlıkla fark ediliyor. Hayvancılık, balıkçılık, şarapçılık en iyi dönemini yaşıyor.